Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1 kamp programına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan iyi akşamlar. Önümüzdeki hafta 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir heyetle buraya Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek ve Donald Trump'la görüşecek. Görüşeceği çok önemli konular var. Daha öncesinde, görüşme öncesinde Türkiye'den 3 önemli isim: Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buraya geldiler ve hafta boyunca ne konuşulacağını Washington'da bizzat muhataplarıyla belirlediler. Önümüzdeki hafta yapılacak bu toplantının en önemli gündem maddesi kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta açıkladığı YPG'yi silahlandırma kararı. YPG Türkiye için hala bir terör örgütü. Oysa Amerika Birleşik Devletleri özellikle Suriye'deki gelişmelerde YPG'yi bir müttefik güç olarak algılıyorlar. YPG'nin silahlandırılması bir anlamda Türkiye'nin kırmızı çizgisi, daha doğrusu çizgisiydi. Acaba ne olacak, ne anlama geliyor? İşte bütün bunları isterseniz gelin hazırladığımız dosyada bakalım. Bir anlamda önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'la ne konuşacak, neden konuşacak, onun da cevaplarını bulacaksınız. Biz bu filmi daha önce görmüştük. Afganistan, Irak ve şimdi Suriye. Amerika Birleşik Devletleri yine Orta Doğu'da bir savaşı sonuçlandırmak için resmen müdahale ediyor. Grupları silahlandırıyor. Suriye'de beraber hareket ettikleri YPG'yi, yani Ankara'nın terör örgütü olarak tanımladığı YPG'ye açıktan silah vereceğini söylüyor. Amerika bu hafta YPG'ye Rakka operasyonuna destek amacıyla ağır silah ve mühimmat vereceğini resmen açıkladı. Önce adını vermek istemeyen yetkililer medyaya sızdırdı, ardından resmi açıklamalar geldi. YPG'ye ısı güdümlü füzeler, ağır makinalı tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar, hatta tanklar verileceği açıklandı. Dün Başkan Trump, Rakka'daki DAEŞ güçlerine karşı zaferi sağlamak için Savunma Bakanlığı'na Suriye Demokratik Güçlerinin Kürt unsurlarını silahlandırma yetkisini verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye desteği aslında herkesin bildiği bir sırdı. Obama döneminden Trump dönemine kadar Amerika her fırsatta Suriye'de DAEŞ'a karşı mücadelelerindeki en büyük müttefiklerinin yerel Kürt güçleri olduğunu söylemekten kaçınmadı. Amerikalı generaller Suriye'deki Kürt güçlerini eğittiler. Bütün bu eğitimlerin arkasındaki asıl hedefse DAEŞ'ın başkenti olarak kabul edilen Rakka'yı almaktı. İşte o güne gelindi. Amerika'ya göre Kürt güçler, yani YPG'ye ağır silahlar vermekteki en büyük ve tek amaç Rakka operasyonunun başarıyla tamamlanması. Ancak gelin görün ki YPG Türkiye açısından baktığınız zaman bir terör örgütü. Daha doğrusu PKK'nın Suriye'deki kolu. Amerika Türkiye'nin bundan rahatsız olacağını biliyordu. Şu dikkati çekti tahmin ediyorum. Türk ordusunun son zamandaki durumu biliyorsunuz. Orada sırf özel kuvvetlerimiz savaşıyor. Öbür tarafın gelişmesi, elindeki silahların durumunu ben pek iyi bilemiyorum ama Amerika onları da hesaplamış olabilir. İkincisi, YPG'nin çatışmaya girmesi, burada karşı tarafta yani DAEŞ'te çok önemli silahların olması. Bunlar Palmyra'yı aldıklarında Suriye ordusunun özel ve gizli bütün silahlarını alıp DAEŞ'in bulunduğu Rakka'ya taşıdılar. Şimdi burada önemli zayiatlar verebilir. Biliyorsunuz Amerikan askeri de arkada duruyor. YPG konusu aslında Türkiye için bir kırmızı çizgi diyebiliriz. Washington'ın NATO müttefiki Türkiye'nin hassasiyetlerine rağmen örgütü ağır silahlarla donatacağını belirtmesi oldukça manidar. Tek manidar olan bu da değil, zamanlama da oldukça manidar. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri ve YPG arasında bölgede hararetin en çok yükseldiği, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bizzat Washington'da görüşmeler sürdürdüğü bir süreçte açıklandı bu karar. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Suriye ve Irak'ta her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin
terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bunun yanı sıra Amerika'nın öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Dorian tarafından sonradan yapılan açıklamaya göre DAEŞ silahları Rakka operasyonu sonrasında da kullanmaya devam edilecek. YPG bedelini ödeyerek satın alacak. Türkiye'yi asıl endişelendiren de işte bu zaten. Bugün DAEŞ'e yönelik kullanılacak bu sofistike silahlar yarın Türkiye'ye karşı kullanılır mı? Kullanılırsa ne olur? Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer silah yardımı konusunda yaptığı açıklamada güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz diyordu. The US continues to prioritize. Koalisyon partnerimiz Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerinin farkındayız. Türkiye hükümetini ve halkını ABD'nin herhangi bir güvenlik riskine karşı NATO müttefikini koruma bağlılığı konusunda temin ederiz. Türk tarafının çizgileri oldukça net. Şöyle ki Rakka operasyonu ile ilgili YPG ile ve oradaki Kürt unsurlarla yapılacağı doğrultusundaki rahatsızlık bundan vazgeçilmiş değil. Bu bizim kırmızı çizgimiz gibi. Fakat eğer bu gerçekleştirilirse de ittifak sürecini ve ABD, Rusya vesaire diğer unsurlarla olan ittifakları gözden geçireceğimize dair bir beklentim benim açıkçası yok. Ama önemli bir husus, gerek ABD'nin gerek Rusya'nın YPG konusu ile Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmamak gibi bir çabası olduğunu söylemek mümkün. Burada çok net bir çizgi var. Türkiye bizim için, aynı bu Obama döneminde ilk başta da belirttiğim, Türkiye bizim için en önemli partnerlerden bir tanesi. Fakat biz sahada bu operasyonu, Rakka'yı Türkiye ile yürütmeyeceğiz. Bizim burada aslında gözden kaçırdığımız bir başka husus da biz bölgedeki Arap unsurları ve Amerika ile ittifak içerisindeki Arap unsurları görmezden geliyoruz. Oysa ki özellikle Amerikan Özel Harekatı'nın ve piyadelerin eğittiği ve bu operasyonla beraber yürüteceği bir başka unsur da sadece YPG-PYD bağlamında değil, Araplar bağlamında da düşünülmesi gerekiyor. Bu da Türk tarafının endişelerini belki biraz azaltmasına yardımcı olabilecek bir hatırlatma olarak düşünülebilir. 16 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinde şüphesiz bir numaralı madde bu olacağı benziyor. Türkiye şu anda bulunduğu jeopolitik durumu sayesinde olayları götürüyor. Yani Türkiye bugün Japonya'nın bulunduğu yerde olsaydı bir kenarda bırakmışlardı. Yani, güç açısından, şey açısından ama Amerika'nın hem Karadeniz'i hem Doğu Akdeniz'i hem de Arap ülkelerini kontrol ettiği bir boyutta ve de işte İsrail açısından da bu çıkarlı bir NATO ülkesinin bu alanda etkin olması. Arada sırada İsrail'e çıkışlarımız var ama yine o arayı bozmadan olaylar götüreceğiz zannediyorum. İki başkan da, yani Trump da Cumhurbaşkanımız da ısrarlı tutumları olan insanlar. Ama diplomasi onları bir orta noktaya getirecektir diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceği Washington'da durum toz duman. Ortalık toz duman. Neden toz duman? Çünkü Donald Trump bu hafta FBI'ın başındaki ismi kovdu. Alenen kovdu. Bir mektup yazdı ve sen yetersizsin, bu işi zaten yapamıyorsun dedi. Gelin görün ki FBI Başkanı tam da şu günlerde Donald Trump'ın Rusya ile olan ilişkisini yakından takip ediyordu, araştırıyordu. Yani bir anlamda kendisini araştıran ismi görevinden aldı ve işsiz bıraktı. Tabii böyle olunca da ortalık birbirine girdi diyebiliriz. Tehditler, gözdağları havada uçuşuyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını, Washington'un havasını ise hiç kimse bilmiyor. Aynen burası gibi parçalı bulutlu, her an güneş bulutların arkasına giriyor ya da çıkıyor. FBI Başkanı'nın kovulması ve sonrasındaki süreç kuşkusuz Donald Trump'ın da geleceğini belirleyecek bir süreç olacağı benziyor. Sayın Comey, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'dan görevinizden alınmanız yönünde mektuplar aldım.
Bu tavsiyelere uyuyorum ve sizi görevden alıyorum. Her ne kadar soruşturma altında olmadığım konusunda beni 3 kez bilgilendirmiş olmanızı takdir etsem de Adalet Bakanlığı'nın sizin FBI'yı etkin şekilde yönetemeyeceğine dair verdiği hükme uyacağım. FBI'ya en önemli görevi olan hukuku uygulamasına, halkın güvenini yeniden kazanacak olan yeni bir lider bulmamız önem taşıyor. Gelecek işlerinizde size şans diliyorum. Amerika'nın gündemine bomba gibi düşen haber, Salı günü Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın ağzından böyle duyuldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, FBI Direktörü James Comey'i görevden aldı. Bir toplantı için FBI merkezi dışında olan Comey, haberi televizyondan duydu. The letter was presented to the president today. Bu sabah Başkan Trump'a iki tane mektup iletildi. Bir tanesi iki hafta önce oy çoğunluğuyla atanan Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'e yazdıklarıydı. Diğeri de Adalet Bakanı'nın onu doğrulayan mektubuydu. Başkan Trump da mutabık olduğunu söyleyerek ilerledi. Direktörü direkt olarak Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'e rapor veriyor. Rosenstein mektubunda açıkça belirttiği gibi FBI direktörüne olan güvenini kaybettiğini belirtiyor. Obama döneminden devralmış o bürokratik kimliği ve geleneği de hızlı bir şekilde değiştirmek ve kendi stilini de empoze etmek isteğini gösteriyordu bize. Tabii bunun altında yatan nedenlerden bizim özellikle bu en son FBI direktörü ile ilgili mevzuda tartıştığımız Rusya'nın Amerikan dış politikasından ziyade iç politikasının da bir unsuru haline gelip gelmediği bağlantısındaydı. Çünkü bildiğiniz gibi yani kampanya döneminde seçim süresince özellikle de seçimler hemen sonuçlanır sonuçlanmaz işte Rusya'nın müdahalesi olduğu ve bunun araştırılması gerektiği doğrultusundaki eleştirileri çok hızlı bir şekilde sıklıkla duymaya başladık ki pek çok aslında analiste Rusya'nın müdahalesinin bu süreç içerisinde ve bunu takip eden süreçlerde de bunun araştırılması gerektiğini de ortaya koyuyor. Keza en yani bakıldığı zaman en ağırlıklı görüş neden FBI direktörünün görevine böyle bir noktada son verildi? Çünkü özellikle son 1-2 hafta Rusya ve Amerika arasında üst düzey görüşmelerin çok sıklıkla yapıldığını, biz bunu genelde Suriye vektörü üzerinden okuduk fakat işte Lavrov'un gelmesi, Tillerson'ın gidişi ve üst düzey diğer yetkililerin İki ülke tarafından birbirlerine yapmış oldukları ziyaretler ve sanki iki ülke arasındaki eski süper güç arasındaki bu en düşük tansiyonlu dönemin aslında bir bağlamda da arka planda bir takım hesaplaşmaların olduğunu görüyoruz ki bence benim de kanaatim Comey'nin işten el çektirilmesiyle ilgili en önemli nedenlerden bir tanesi de Rusya'nın olası bir etkisinin olup olmadığı. Tabii bunu öğrenmemiz şu an için çok mümkün değil. Trump başkan olarak Beyaz Saray'da yerini aldıktan sonra FBI direktörüyle ilişkileri değişmişti. Trump ve ekibinin Rusya bağlantıları olduğu iddiaları yayılırken direktör Comey, Amerikan Başkanı'nın FBI tarafından resmen soruşturulduğunu açıklıyordu. Bu, Amerikan tarihinde bir ilkti. Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine FBI'ın istihbarat çalışmaları kapsamında Rus hükümetinin 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini araştırdığımızı onaylıyorum. Bu araştırma, Trump kampanyasında görev yapan bireylerin Rusya hükümeti ile arasında herhangi bir bağ olup olmadığını, kampanyanın Rusya ile ilişkilerini de içeriyor. Aslında Comey'nin yaptığı sadece Trump'ı araştırmak değildi. Özellikle seçimler öncesinde Hillary Clinton'ın malum e-mailleriyle ilgili açtığı soruşturma belki de seçimin kaderini değiştirmiş, Trump'ın kazanmasını sağlamıştı. Gelin görün ki kaderin garip bir tecellisi. Beyaz Saray Comey'in azledilişini Clinton e-mailleri soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya dayandıracaktı. Comey soruşturmayla ilgili yanlış ifade verdiğini söylemişti. Neden soruşturmayı normalde olduğu gibi sessiz yapmayıp halka açıkladınız? Bakın bu berbat bir durum. Seçimleri etkilediğimiz düşüncesi bile beni hasta ediyor. Ama açıkçası kararı değiştirmezdi. Bana katılmayan herkes geri dönüp düşünmeli ve böyle bir durumda onlar ne yapardı söylemeli. Konuşur muydunuz, saklar mıydınız? Yapılan bu açıklamalar elbette kamuoyunu tatmin etmedi. Amerikan medyasında FBI direktörünün kovulmasının asıl sebebi Başkan Trump'ın Rusya bağlantılarının araştırması olarak anlatılıyor. Zira Comey'in yakın zamanda Adalet Bakanlığı'ndan Rusya Trump soruşturması için daha fazla kaynak talep ettiği de biliniyor. Her ne kadar bu talebin içeriği tam olarak bilinmese de genel algı Trump'ın Comey'i
kendisini kurtarmak için kovdu. Hatırlayacaksınız 72'de Nixon Watergate skandalıyla ilgili soruşturma süreci başladığında da muhtelif şekilde bütün işte savcılara el çektirmek ya da işte bu araştırmayı yürüten kişilerin davadan uzaklaştırılmasını sağlamak şeklinde pek çok müdahalesi olmuştu Başkan Nixon'ın. Ama bu 1-2 sene içerisinde 74'te de Nixon'ın istifa etmeye zorlanmasıyla sonuçlanmıştı bu süreç. Çünkü buradaki en önemli kaygılardan bir tanesi Amerika için demokrasinin, demokratik kurumların ve şeffaf yargı sürecinin, yani o demokratik şeffaf adalet sürecinin zede görmemesiydi. Burada da Amerikan kamuoyu açısından en büyük sıkıntılardan bir tanesi Başkan Trump'ın açıkçası şeffaflıktan son derece uzaklaşan iç ve dış siyasi yaklaşımından duyulan rahatsızlık olarak bakmak gerekiyor. Burada da böyle bir istifa, böyle bir zamanlamayla nasıl geldi? Dolayısıyla arkasındaki pek çok soruyu çok hızlı bir şekilde Amerikan kamuoyu talep edecektir yönetimden. Tabii bu ne kadar hızlı ve istekli bir şekilde bu süreç şeffaflığa kavuşturulacak bunu henüz bilmiyoruz. Görebilir miyiz? Tabii ki içeride pek çok analiste gene şöyle bir baktığınızda önemli düşünce kuruluşlarının yavaş yavaş dillendirmeye başladıkları, acaba Kongre bir noktada her ne kadar çok yakın bir zamanda kabineyi tanımış olsa da, onamış olsa da acaba Trump yönetimini istediği gibi gerek iç gerek dış politikada herhangi bir denge denetim mekanizmasını devreye sokmadan da yürütmeyi devam ettirip ettiremeyeceği doğrultusunda kaygılar var. Hatta pek çok spekülatör diyor ki yani Kasım'a kadar, Aralık'a kadar Trump yönetmeye devam edecek ama belki de bir azil davası söz konusu olacak. Bunun da altında yatan en önemli nedenlerden, tabii ki bu bir spekülasyon fakat buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi gene kamuoyunda mevcut olan şeffaflıkla ilgili denge denetimi kişisel inisiyatifini kullanarak askıya alma çabası olarak Trump'ın en önemli nedenlerden bir tanesi olarak görüyor. Comey 30 yıldır hem siyaset hem de hukuk çevrelerinde saygı duyulan bir isimdi. New York Güney Bölgesi savcısı olduğu dönemde özellikle zengin ve güçlü isimlerin üstüne gitmesiyle ve cesaretiyle tanınmıştı. Comey'in kovulmasından bir gün sonra Donald Trump'ın Oval Office'te Rus Büyükelçi Sergey Kislyak'ı ağırlaması da zamanlama açısından manidardı. Zira kovulan FBI Başkanı tam da Rus Büyükelçinin Trump yönetimiyle ilişkilerini araştırıyordu. Amerikan medyası odaya alınmadı, bu fotoğrafı Ruslar çekti. Daha da ilginç olanı, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un FBI Başkanı'nın kovulduğunu gazetecilerden öğrendiği andı sanırım. Evet, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri çıkartması işte böylesine bir ortamda, böylesine bir Washington'a gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta herkes bu görüşmeden ne çıkacağını merakla bekliyor. Şurası kesin ki YPG'nin silahlandırılması sonrasında Amerika ile Türkiye ilişkileri hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Peki ne olacak? Bunu da önümüzdeki hafta Donald Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinden sonra öğreneceğiz. Gelelim Orta Doğu'ya. Bütün bunlar burada yaşanırken Orta Doğu'daysa yeni bir dünya düzeni kuruluyor diyebiliriz. Özellikle Hamas'ın açıkladığı yeni siyaset belgesi yankıları hala bölgede devam ediyor. Çok ilginç bir yankı da İsrail Devlet Başkanı Netanyahu'dan geldi. Hamas'ın ılımlı sayılabilecek bu siyaset belgesini Netanyahu önce okudu. Sonra da 97 saniyelik bir videoda kırıştırıp yanındaki çöpe attı. Gazze yönetimini elinde bulunduran Hamas örgütü geçtiğimiz hafta yeni siyaset belgesini yayınlamıştı. Eski siyasi büro şefi Halit Meşal'in açıkladığı belgede 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını kabul ettiklerini ve İsrail'i tanıdıklarını söylüyorlardı. Hamas, 4 Haziran 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ortak uzlaşı formülü olarak görmektedir. 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulması Filistin haklarından ödün verilmesi anlamına gelmemektedir.
Hamas'ın yeni vizyon belgesi hafta boyunca medyada barışçıl bir hamle olarak yorumlandı. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Hamas'a farklı şekilde tepki gösterdi. Netanyahu 97 saniyelik izlediğiniz bu videoda Hamas'ın bu belgeyle dünyayı kandırmaya çalıştığını iddia etti. Bununla da yetinmedi. Gazze yönetiminin vizyon belgesini işte gördüğünüz gibi böyle yırtıp çöpe attı. Yeni Hamas belgesi İsrail'in var olma hakkı olmadığını ve topraklarımızın her santiminin Filistinlilere ait olduğunu söylüyor. Yeni Hamas belgesi İsrail'in var olma hakkı olmadığını ve topraklarımızın her santiminin Filistinlilere ait olduğunu söylüyor. İsrail'i ortadan kaldırmaktan başka kabul edilebilir bir çözüm olmadığını söylüyor. Peki o zaman Hamas neden küçük bir Filistin devleti için fikir birliğine vardıklarını söylüyor? Çünkü devletlerini bizim devletimizi yok etmek için kullanmak istiyorlar. Peki bu nefret dolu belge nereye ait? İşte buraya. ...1967 sınırları Filistinliler için Batı Şeria ve Gazze, İsrail içinse bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den 1967 yılına kadar yaşanan 6 gün savaşına kadar elinde tuttuğu toprakları temsil ediyor. İsrail 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye ile yaptığı savaşın sonucunda Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmiş, Gazze'den de 2005 yılında çekilmişti. Hamas'ın açıkladığı yeni siyasi belge güncel gerçeklere göre, bölgedeki güncel gerçeklere göre Hamas'ın kendini yenilemek istediğini, daha ılımlı bir dil kullanarak uluslararası kamuoyunda kendi imajını değiştirmek, düzeltmek amacında olduğunu görüyorum ilk öncelikle. Burada kullandığı bazı açıklamalar var, bazı terimler var. Mesela 1967 sınırlarını da bir Filistin devletinin kurulmasını tanıyorum diyor. Bu tamamen iki devletli çözüm ve 67 sınırları hep bizim Avrupa'da, Amerika'da, uluslararası toplumun kabul ettiği bir söylem. Hamas da bunu kullanıyor. Fakat tabii belge kendi içinde çelişkileri de içeriyor. Sonuçta İsrail'in varlığını tanımıyor. Tarihi Filistin topraklarında bir Filistin devleti kurmaktan bahsediyor. İki devletli çözümden bahsetmiyor. Dolayısıyla sadece bu 67 sınırları sözünü alarak, evet Avrupa'da daha ılımlı bir dil olarak tanımlansa da diğer maddeler bununla çelişti için ve İsrail'i tanımadığı için Netanyahu böyle bir tepkide bulundu. Sonuçta Hamas'ta bir şeyin değişmediğini, gerçekte aynı kaldığını göstermek için böyle bir yönteme başvurdu. Hiçbir şey değişmedi mi? Değişti. Öncelikle lider değişti. Halit Meşal'in yerine İsmail Haniye geldi. Halit Meşal'in son görevi belki bu basın açıklamasıyla bu belgeyi açıklamaktı. Hamas'ın 30 yıl sonra değişen siyaset belgesi özellikle de Batı medyasında daha ılımlı bir yaklaşım olarak değerlendirilirken İsrail'in yorumu tam tersi yönde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail Başbakanı'nın bu tepkisini sert dille eleştirdi. Barış sürecinde yaşanan gelişmeleri ihtiyatlı bir memnuniyetle izlediğimizi ifade etmek isterim. Filistin'in Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın liderliğinde yürüttüğü diplomatik çabaları destekledik. Desteklemeye de devam edeceğiz. Bununla birlikte Kudüs'ün statüsünü ilgilendiren meselelerde herkesin gerekli dikkati ve itinayı göstermesi gerekiyor. Şimdi asıl soru iki ülke arasında yarım asırdır devam eden bu tartışmalı ilişkilerin gelecek için ne anlam ifade edeceği. İsrail'le ilişkileri belli. Dolayısıyla Mısır'la ilişkilerini düzeltmesi lazım. Müslüman kardeşler de Mısır'da Sisi sonrası terörist örgüt olarak kabul edildiği için Hamas'ın da buradan kendini uzaklaştırma çabası olarak görüyorum. Mısır'ın hem bölgedeki gücü hem Filistin politikasındaki her zaman önemli bir rol oynamasından dolayı hem de en basitinden Hamas'lı liderlerin Gazze'den çıkabilmesi, girip çıkabilmesi Mısır'a bağlı. Hani en basit yöntemiyle. Dolayısıyla Mısır'la ilişkilerini düzeltmesi lazım. Çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. İsrail Hamas'ın belgesini ya da değiştiği fikrini kabul etmiyor. Bunu da Netanyahu belgeyi yırtıp çöpe atarak da gösterdi. Hamas'ta büyük bir değişiklik olacak mı? Bunu sözleriyle değil, yaptıklarıyla göreceğiz. El-Fit
Fatih, yani Abbas tarafında da büyük bir değişiklik beklemiyorum. O da diplomatik adımlarla Filistin devletini kurma çabasında, Birleşmiş Milletler nezdinde bazı adımlar da bulunuyor. İsrail'de de yani herkes statükoyu koruma peşinde ve kendine oradan avantajlar sağlama peşinde. Hiç kimse gerçek anlamda, hiçbir taraf gerçek anlamda barışı sağlayayım ve bu soruna bir çözüm bulayım diye güçlü ve cesur bir şekilde adım atma niyetinde değil. Bu arada Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin meselesiyle yakından ilgileniyor. Geçen hafta Filistin yönetim lideri Abbas'la buluşan Amerikan Başkanı, ilk yurt dışı ziyaretini gelecek günlerde İsrail'e yapacağını da açıkladı. Sevgili seyirciler, şu anda dünyada en çok tutuklu gazeteci ne yazık ki Türkiye'de. Ve böylesine bir ortamda gazetecilik yapmak bir anlamda ateşten bir gömleği giymeye benziyor. Ona rağmen gazetecilik yapmaya devam eden pek çok meslektaşımız da var. Bu haber isterseniz onlara gelsin. Siz de o gözle seyredin. Zira şimdi izleyeceğiniz haberde bir belgesel var. Bu belgeselde Vietnam Savaşı'nın kaderini değiştiren 5 gazetecinin hikayesi anlatılıyor. Devletin, Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir devletin baskısına rağmen savaş bölgesine giden, gerçeğin peşinde olan, ayrılmayan ve belki de bir savaşın, kanlı bir maceranın sonunu getiren, getirilmesini sağlayan 5 kahraman gazetecinin hikayesi. Bu hikayenin anlatıldığı belgeseli New York'ta sizin için izledik ve belgeselin hem yapımcısı hem de yönetmeniyle görüştük. Kanlı Vietnam Savaşı, Soğuk Savaş'ın Kuzey Kore Savaşı'ndan sonra ikinci sıcak cephesiydi. Bir tarafta Doğu Bloğu ülkeleri, diğer tarafta Amerika vardı. Doğu Bloğu'nun derdi Amerikan emperyalizmine karşı durmak, Amerika'nın korkusuysa bölgedeki komünist yayılmanın önüne geçmekti. 63 yılında başlayan savaş tam 10 yıl sürdü. Radyoaktif silahların konuştuğu, mayınlar ve bombaların patladığı korkunç savaşta 2 milyona yakın Vietnamlı ve yaklaşık 50 bin Amerikan askeri hayatını kaybetti. Savaşın galibi Vietnam olarak tarihe geçse de Amerika'nın havadan yağdırdığı 6 milyon küsür ton bombanın ve saldığı zehirli gazların etkisi bugün hala bölgede hissediliyor. Vietnam Savaşı süresince Amerikan halkı devletin politikalarından rahatsızdı. Amerikan hükümeti Yunanistan'ın iç politikalarına o yıllarda müdahale ediyor. CIA'in Guatemala'daki iç savaşa kaynak sağlamak için kendi halkına uyuşturucu sattığı konuşuluyordu. Amerikan gençleri ayaklanıp bildiriler yayınlıyordu ancak kimse duyamıyordu. Dönemin Amerikası'nda medya susturulmuş, gazeteciler ise takip altına alınmıştı. Amerikan hükümeti Vietnam Savaşı'nın sadece tek bir yönünü göstermeye çalışıyordu. O da düşman olan ve yenilen Vietnam profiliydi. 5 gazeteci kimsenin ortaya çıkmasını istemediği bir hikayeyi anlatabilmek için o yıllarda hayatlarını riske atarak Vietnam'a gittiler. Bu 5 cesur gazeteci devlet baskısına rağmen Vietnam'da yaşananları savaş alanından Amerikan halkına aktardılar. Televizyonun yavaş yavaş yereve girdiği dönemde Vietnam Savaşı'nın gerçekte ne olduğunu anlatmayı başardılar. Meslektaşları da onların işaret ettiği bu gerçeklerle artık gözlerini yumamaz hale geldiler. New York Times gazetesi muhabiri David Hobson, Associated Press muhabirleri Malcolm Brown ve Peter Arnett, efsanevi foto muhabiri Horst Faas ve United Press'ten Neil Shannon hikayesi savaşın bitişinin kutlandığı 50. yılda Dateline Saigon adlı bir belgeselde anlatıldı. Belgeselin gösterimi New York'ta yapıldı. 5'ine 1K ekibi olarak belgeseli izleyen birkaç gazeteciden biriydi. Very hard to accept that people who I normally would have revered were lying. İşte o gazetecilere mikrofon uzattığımızda bakın o yıllarda onca baskıya rağmen gazeteciliği nasıl anlatıyorlar. At the end of the film, one of the protagonists. Filmin sonunda kahramanlardan biri çok güzel bir söz söylüyor. Hükümet gerçekleri çarpıtmaya, saklamaya, yalan söylemeye başladığında gazetecilerin önemi büyük derecede artar diyor. Filmin anahtar noktası demokrasiyi koruyabilmek için özgür medyanın önemini vurgulamak. Devleti mesul kılan ve gerektiğinde ona sesini çıkaran bir medya olmazsa toplumun özgürlüğü tehlikeye girer. A free society is in jeopardy. But when
the government doesn't tell the truth, then the journalist becomes infinitely more important. Baskılar, hapisler, gözdağları, tutuklamalar. Hiçbiri gazetecileri yıldıramıyor görüyorsunuz. Gerçeklerin eninde sonunda, aradan yıllar geçse de ortaya çıkmak gibi de bir huyu var. Sevgili seyirciler, şimdi sizleri biraz geleceğe götürelim. Gelecek hakkında konuşalım. Tabii gelecek hakkında konuşmayı biz değil, bu işi bilen birisine yaptıralım istiyoruz. Bir isim var ki zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündemimize geliyor ve kaybolup gidiyor. Kaçın diyor dünyadan. Önümüzdeki 100 yıl içinde dünya diye bir gezegen kalmayabilir. Akıllı zeka bir felakete dönüşebilir diyor. Üstelik bunları diyen isim de sıradan bir isim değil. Stephen Hawking bir fizikçi. Daha doğrusu dünyanın en ünlü fizikçisi. ALS hastalığıyla mücadele etmesine rağmen ne olacak bu dünyanın haline cevap arayan bir isim. Einstein'dan sonra dünyanın en büyük dahisi olarak kabul edilen Hawking, Expedition New Earth adlı belgeselinin tanıtımında insanlığı son kez uyardı. Ünlü fizikçiye göre insanoğlunun sadece 100 yıl daha ömrü olan dünyadan ayrılıp uzaya yerleşmesinin vakti geldi de geçiyor. Artık başka gezegenlerde sömürge kurmaya bir an önce başlanmalı. Bu cümleler ard arda sıralandığında kulağa deli saçması gibi gelebilir. Ancak bu sözleri söyleyen gelmiş geçmiş dünyadaki en zeki insanlardan biri olunca dikkate almamak imkansız gibi. Sözlerin içeriğine geçmeden önce isterseniz bu sözleri söyleyen Stephen Hawking'in filmlere konu olan ilginç hayat hikayesinden bahsedelim biraz. Hello. Hello. Science. Art. I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. The perfect couple. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom. What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock? Keep going. I don't know how. Yet. Keep winding! Where's he? İngiliz fizikçi Stephen Hawking 1942 yılında İngiltere'de doğdu. Üniversite eğitimini dünyanın en prestijli okullarından Oxford'da aldı. Ardından matematik yerine fiziğe yöneldi. Cambridge'de eğitimine devam etti. Hawking 21 yaşında ALS yani tedavisi olmayan bir kas hastalığına yakalandı. Zamanla sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan hastalık tekerlekli sandalyeye bağlasa da çalışmalarına engel olmadı. Fizik dehası uzun yıllar evrenin temel prensipleri üzerine uzmanlaştı. Evrenin bir sonu ve sınırı olduğunu, kara deliklerin aslında kara değil, görünmez oldukları ortaya çıktı. Stephen Hawking, 20. yüzyılın belki de en önemli fizikçilerinden biri. Benim görebildiğim kadarıyla, ben fizikçi değilim. Ama onun yaptığı kozmolojik araştırmalar, yani kainatın oluşumu esnasında meydana gelen olaylar bir jeolog olarak beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla onun yaptıklarıyla ilgilendim. Hatta şahsen tanışma imkanım da oldu. Çünkü Stephen Hawking, Cambridge'de Gonville & Keyes Koleji'nin üyesi. Benim çok sevgili rahmetli dostum Brian Harland da o kolejin üyesiydi. Biz Brian'la bir gün Cambridge'de çalışırken, hadi gel yemeğe gidelim dedi, öğlen yemeğine. Öğlen yemeğine gittik. Bir de baktık Stephen Hawking getirildi o iskemlesiyle. Tabii temas edemiyor hiç kimseyle. O feci bir durum yani. Fakat mesela buna rağmen odasında oturup yemiyor yemeği. Orada bir hemşire besliyor ama bizim yanımızda geldi, yemeğini yedi, beslendi. Yani o kolej hayatından kopmuyor. Stephen Hawking'in fizikçi olarak büyük önemi, biliyorsunuz bu kara delikler üzerinde yaptığı çalışmalardan büyük ölçüde kaynaklanıyor. Ve bunların bir ışınlama yaydığı, radyasyon yaydıklarını ilk defa keşfetti ki buna Hawking radyasyonu diyoruz. Ondan sonra bu kara delikler içerisindeki çalışmalarını sürdürerek kainatın evrimi, şeyin oluşumu,
ne derler, bizim büyük patlama, Big Bang olayını Einstein'in kuramıyla şeyi, kuantum fiziğini bir araya koyarak açıklamaya gayret etti. Önce yanlış yaptı. Ondan sonra gravitasyonun, Einstein'in genel relativitesi, yani genel izafiyet teorisinin Big Bang'in ilk anını açıklayamayacağını gösterdi. Ki bu çok önemli. Değil mi? Çünkü orada bütün bizim bildiğimiz anlamıyla fiziksel kaideler, fiziksel kurallar yumurtaya gidiyor. Stephen Hawking ondan sonra Big Bang'in her şeyin başlangıcı olduğunu ortaya attı ki onu söylediği andan itibaren artık fiziği terk ediyor. Felsefeye giriyor iş. Çünkü bilmiyoruz. Yani ondan sonrasında olan olaylar o kadar yüksek enerjiler gerektiriyor ki onlar üzerinde deney yapma imkanımız yok. Hawking'in ilk kitabı Zamanın Kısa Tarihi, büyük patlamadan kara deliklere milyonlarca satarak bir fenomen haline geldi. Büyük Deha'nın Sıra Dışı Hayatı, Her Şeyin Teorisi adlı ödüllü filmde de detaylarıyla anlatıldı. Son kitabı Ceziriz Kabuğundaki Evren de dünyanın büyük bir felaketle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Uzayda insan kolonileri kurulmasını öneriyor. Hawking'in bunları söylediği günlerde ünlü iş adamı Elon Musk'ın SpaceX programı da yeni denemeler yapmaya devam ediyordu. Elon Musk ise sıkıcı olarak tanımladığı hayatını TEDx konferansında Nisan ayında bir kez daha paylaştı. Anlattıkları kulağa pek sıkıcı gelmiyordu. 3 boyutlu tünel network'ü yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus var. Öncelikle tünelin girişini ve çıkışını şehrin dokusunu bozmadan entegre etmek. Asansörlü bir sistemiyle sadece 2 park yeri kullanarak bir tünel oluşturabilirsiniz. Araba, kayak gibi bir sistemin üzerine oturarak gider. Burada hız limiti olmayacak. Dolayısıyla saatte 200 km hızla gidecek bir sistem dizayn ediyoruz. Stephen Hawking bu tip tartışmalarla ve özellikle kara deliklerin özelliklerini inceleyerek çok ciddi katkılar yaptı fiziğe. Ve onunla da kalmadı. Bu katkılarını halka ulaştırmaya çalıştı. Bir sürü popüler kitap yazdı. Ve halkı bilim konusunda aydınlatmaya çalıştı. Halkın popüler dogmalardan arınmasına katkı yapmaya çalıştı. Halkın yüzyıllardır dinlerin koyduğu barajlardan kurtulmasına yardımcı olmaya çalıştı. Bu bence çok büyük bir hizmet. Hakikaten çok büyük. Yani Big Bang'in izahı falan filan soruyorlardı ona. Efendim işte Big Bang'de yaratıcıydı, görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Öyle bir şey yok diyordu. Yani, ve bunun sebeplerini anlatıyordu. Dolayısıyla bu bakımdan çok büyük bir adam Stephen Hawking. Kısa bir reklam arası vereceğim ama öncesinde sizleri bir dünya turuna çıkartmadan şuradan şuraya bırakmam. Sanat dünyasının güzel ve yetenekli gençleri bu hafta renkli bir sahnede buluştu. 2017 MTV Film ve Televizyon Ödülleri Los Angeles'ta yine ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Sinema alanında Güzel ve Çirkin, dizi alanındaysa Stranger Things gecenin kazananları oldu. Ünlü oyuncuların katılımı ve sahne şovlarıyla renklenen gecenin en önemli mesajı kadın erkek eşitliğinin vurgulanması oldu. Harry Potter serisiyle dünya çapında üne kavuşan, ardından Birleşmiş Milletler kadın hakları üzerine çalışmalar yapan Emma Watson da en iyi sinema oyuncusu ödülünü aldı. Bu ödül, tarihte oyuncuları kadın erkek diye ayırmayan ilk ödül. MTV'nin cinsiyetsiz bir ödül yaratması benim için çok anlamlı. Ödül törenindeki en dikkat çeken isimse dizi alanında en iyi oyuncu ödülüne layık görülen 13 yaşındaki Mary Bobby Brown oldu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen komedi oyuncusu Adam Devine'ın esprileri ise kırdı geçirdi. Tonight is one gigantic party and like any great party, I had to host it in order to be invited. Sosyalizmle yönetilen ortalama maaşların çok düşük olduğu ve birçok kişinin aylık 100 dolarlık maaşlarla geçinmeye çalıştığı Küba'da ilk lüks alışveriş merkezi
Başkent Havana'da açıldı. Oldukça pahalı markaların ve mağazaların bulunduğu merkez bazı Kübalıları sevindirirken çoğunu üzdü. Yıllardır lüks markaları bilmeyen Kübalılar 5000 dolarlık kol saatlerine ve 3000 dolarlık pantolonlara şaşkınlıkla baktı. AVM'deki ürünlerin bazılarının fiyatları sıradan bir Kübalının ömür boyu kazanabileceği paradan bile fazla. Bu yüzden AVM'nin de daha çok zengin turistlere yönelik olduğu söyleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl Mayıs ayında düzenlenen Tweed Run etkinliği bu yılda büyük ilgi gördü. Etkinlikte geleneksel İngiliz modasına göre giyinen yüzlerce bisiklet sürücüsü pedal çevirdi. Sürücüler bisikletlerini Londra'nın gözü olarak bilinen London Eye dönme dolabı civarı ve parlamento binasının yanında bulunan Westminster Bridge'de sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yürürlüğe giren yasak düzgün fizikleriyle izleyicilerini kendilerine hayran bırakan bazı mankenleri kızdıracağı benziyor. Aç kalarak ya da spor salonlarından çıkmayarak elde ettikleri fizikleri Fransız hükümeti için sakıncalı bulundu. Fransa'da modellere podyuma çıkmadan önce sağlık raporu alma zorunluluğu getirildi. Rapor alınmaması durumunda model ajanslarına 6 ay hapis ya da 75 bin euro ceza verilecek. Fransız Sağlık Bakanlığı yasağın beslenme bozuklukları ve ulaşılamayacak güzellik idealleriyle mücadele etmek sebebiyle konulduğunu açıkladı. Yeni yasadan sıfır bedenden kategorisindeki ünlü modeller Adriana Lima, Kendall Jenner, Alessandra Ambrosia gibi isimler de etkilenecek mi göreceğiz. İngiltere'de yapılan bir IQ testleri sonucunda dünyanın en zeki insanının Hint asıllı 12 yaşındaki Rajgari Pawar olduğu açıklandı. Yapılan testlerde 162 puan alan Pawar, bu testten 160 puan alan ünlü bilim insanları Stephen Hawking, Albert Einstein'ı bile geride bıraktı. Dahilik sınır puanının 140 olduğu testte 162 puana ulaşan genç kız, yüksek IQ'lu kişilerin yer aldığı İngiliz Mensa topluluğundan da üyelik teklifi aldı. Sevgili seyirciler, bir 5'te 1 kanın daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. New York'tayız ve bu programda gördüğünüz gibi dünya adlı gezegende neler olduğunu ve önümüzdeki hafta özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı seyahatte neleri konuşacağını sizlere anlatmaya çalıştık. Çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından yavaş yavaş 5'te 1 kaybetmenin zamanı gelecek. Az gittik, uz gittik. Bir 5'te 1 kanın daha sonunu getirdik. Önümüzdeki hafta yine dünyada neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız yeni bir 5N1K Dünya raporunda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir, New York'tan iyi akşamlar, iyi geceler.